Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü olarak düzenlediğimiz İslam Estetiği adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hocamıza da davetimizi kırmayıp, davetimizi icap ettiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Profesör Doktor Turan Koç 1952 yılında Kayseri'de doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha önce çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan Turan Koç, 1984 yılında itibaren akademik hayata atıldı. Ölümsüzlük açısından ruh-beden ilişkisi tezi ile doktor unvanını aldı. Halen İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde dekanlık vazifesini ifa etmektedir. Şiir ve edebiyatla yakından ilgilenen Turan Koç'un akademik araştırmaları din felsefesi, dil felsefesi, estetik, sanat felsefesi, kültür ve medeniyet gibi konular üzerine yoğunlaşır. Turan Koç, İngilizce, Arapça, Farsçadan sanat, edebiyat, felsefe ve tasavvufla ilgili çok kıymetli kitaplar da çevirdi. Şiirleri Hece, Diriliş, Mavera gibi dergilerde yayınlanan hocamızın Kan Gibi Vakti Düşen ve Fetret Zamanları adlı iki şiir kitabı mevcuttur. Çeviriler arasında Titus Burkhardt'ın İslam Sanatı, Dil ve Anlam, Martin Nix'ten Kur'an, Hat ve Teslim'inden Parıltılar, William Stick'ten Tasavvuf ve Var Olmanın Boyutları eserleri ön plana çıkmaktadır. Biz de bu konferans çerçevesinde Turan Koç hocamızdan İslam sanatı ve bu sanat doğrultusunda meydana getirilen güzel, estetik ve iyi gibi kavramlar üzerine bir konuşma dinleyeceğiz. İslam estetiğinde güzellik anlayışı, teşbih ve tenzih ilkesi ve bu estetik algının hakikat, bilgi, iyilik, yararlılık ve yüce ile olan ilişkisi üzerinden İslam estetiğinin kelami boyutları hakkında konuşmasını yapmak üzere Turan hocamızı sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oturayım, iyi mi? Şimdi engin gibi geldi. Biraz da üstümüze sağlık. Böyle bir kırgınlık var hafif. Daha da iyi olur, muhabbet olur diye düşünüyorum. Önce bahçeler dolusu selamları, muhabbetlerimi sunuyorum. Kucaklar dolusu demek biraz az geliyor. Bahçeler, yaylalar dolusu diye. Bedirhan, yani benim söyleyeceğimi söyledi aslında. Fazla söyleyecek bir şey yok. Ben nereye gidersem hangi şeyleri kurtarırım diye düşündüğüm şeyler vardı, notlarım vardı. Almadım. Biraz size güvendim. Daha doğrudan, daha doğaçlama olur diye düşünüyorum. Konuşalım işte. Allah dilini çözsün. Şimdi arkadaşlar, estetik ve sanat diyelim. Bu kavramlar yeni. Yani bundan rahat konuşayım diye söylüyorum. 100 yıl öncesine gidersek estetik ve sanat diye herhalde zor buluruz. Yani estetiği zor buluruz. Sanatta bugünkü anlamdan ondan da emin değil. Yani. Şimdi benim sanatla ilgilenmem Bedirhan'ın okuduğu şeyden Ankara'da önceden de elbette ilgileniyordum ama yani çok bilinçli bir istikamet kazanmış değildi sanat ve edebiyatla ilgili, dille ilgilenmem. Ama ne zaman ki Ankara'da edebiyat çevresinde, başta sevgili Nur Ağabey, Nur Pakdil, inşallah becerebilirsek ayın 9'unda da İngilizce'ye gideceğiz. Yani öyle de bir programımız var. Bağlanma kitabı İngilizce'ye çevirdik. Bu ikinci kitap olacak İngilizce, Fransızca. Orada tabii bir felsefede epistemoloji, ontoloji dedi. Ben buna bilme ve olma diyeyim yani. Bilme ve olma tecrübesini birlikte yaşadık. Arkadaşlarımızla birlikte. Ortak varoluş tecrübesi son derece önemli bir tecrübe idi benim için. Hala da o ortak varoluşumuz, küçük çevre olarak ortak varoluşumuz, bu toplum olarak ortak varoluşumuz, bu ümmet olarak ortak varoluşumuz. Yani şuur alanımızın genişlemesi, benim şuur alanımın, bilinç alanı, bilinç sahasının genişlemesi ve derinleşmesi orada oldu. Dolayısıyla sadece okuma değil, biraz çekirdekten yetişme de diyebileceğimiz sanat ve edebiyatla böyle bir ilgim oldu. Bir gün sevgili İlhan Kutluyer ile falan konuşurken İz Yayıncılık'ta, ben o zaman Kayseri'deydim. İşte yeni bir kültür dizisi başlattıysam şöyle şöyle kitaplar basılacak dedim. Ya dedik Allah aşkına.
Yani işte İslam da diye başlıyoruz. Kur'an, Peygamberimizin hayatı buna benzer. Bunlar bol miktarda var. Kelam ve İslam felsefesi kitabı. Dedim ya Allah aşkına estetikle ilgili bir şey yazsak falan. Derken birkaç arkadaş daha vardı. Biz İlhan Bey'e yüklendik. O da çünkü İslam Yönetim Kurulu'nda falan. Gider orada şöyle. Bir hafta sonra Kayseri'ye teröründe abi bu kitabı sen yazacaksın. Ya kurban mı ben ya ben nasıl yazacağım falan. Ben ilgileniyorum ama yazmak, dile dökmek, onu kotarmak, fikri takip içerisinde ele yüze çıkar şekilde bir kitap formatında ortaya koymak çok zor bir iş. Bunu başkasını bulun falan dediysek de yine ısrar oldu. İkinci, üçüncü telefon üzerimde kaldı. Haince de zevk aldım. Dedim ben bunu becerirsem, başarırsam hani böyle insan şey yapıyor, yazarsam da iyi olur. Çünkü o alan boş. Yani yazıp söyleyen bir şey söylemiyor. Neyse o işe giriştik. Biz kaynak göndeririz dediler. Hadi gönderin bakalım dedim yani. Bana bir zarf geldi. Bir tane de fotokopi makale desem yani bir yazı var. İslam'da sınağa. İslam Ansiklopedisi var. Milli Eğitim'in yayınladığı bundan 30-40 yıl önce. Sınağa dediği de bugün zanaat dediğimiz o maddeyi bulmuşlar eser olarak. Yani benim yararlanabileceğim, oradan yararlanacağım. Bu benim yol haritam olacak. Oradan da estetik veya sanat kitabı yazacağım. O madde de işte İslam dünyasında pulluk ne zaman kullanıldı, çift ne zaman, karasaba ne zaman terk edildi. Yani öküz nerede koşuldu, sınaat derken veya ustalar mala işte şarf ürünlerde ne zaman kullandı, kemeri nasıl yaparlardı ilk falan. Yani böyle materyal şey üzerinden, materyal düzeyde bir şey sunumu yapıyor ama sanatla, edebiyatla falan takdir edeceğiniz gibi ilgisi yok. Neyse biraz yurt dışından falan kitap getirdik, daha önce olanlar falan. Kitabı kotardım. Yani iki yıl içerisinde, iki yılda sürmedi. Kitabın adını koydum ben şimdi. Tekrar önce nasıl olsa değiştiririz, hocayı ikna ederiz diye. Ben kitabın adını Hüsnü Cemal koydum. Bu tabiri hepiniz bilirsiniz. Kamaşlı gözümün nuru, onun Hüsnü Cemal'inden diye türkülerimiz var. Hacı Arif Bey'in Ey Hüsnü Cemal diye böyle şarkılarında vardır. Tabii ben bu ismi koyduğumu, böyle bir isim koyduğumu rahmetli Erdem Bayazıt'a gösterdim. Çok güzel dedi. Yani heyecanlandı. Rasim Özdünören'e gösterdik, heyecanlandı. Fakat kitap basılacağı gün oradan telefonla, hocam bu ismi koyamaz. Niye? İslam ve estetik koyalım. Dedim ki ya bu tür isimleri koya koya zaten biz yani bilincimiz de karardı, aklımız da kamaştı. Yani bunlar bu tabirler netameli tabirler. Ama öbürü netameli falan. Bir ay telefon konuşması. En son Mehmet Akif Aydın Hoca oranın başkanlığı yürütüyordu. Ya hoca çok ilerliyor. Hayırlı nedir falan derken. Bu sefer de onunla iki üç telefon konuşması. En son gel dedi İslam estetiği koyalım. İslam ve estetik diyorlar. Yani bir İslam diye bir şey var. Arkasından bir estetik olacak. Neyse İslam mesajı üstünde olur falan dendi. İslam estetiği adını aldı kitap. Şimdi sevgili arkadaşlar, 20. yüzyıla gelinceye kadar İslam dünyasında yazılmış hiçbir kitabın isminde İslam kelimesi yok. Hiçbir kurumun başında da İslam Üniversitesi, İslam Fakültesi, İslam İlimler yok. Varsa bana söyleyin. Hiçbir kavramımızı da tanımlama olarak girmez. Buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi İslam estetiği dediğimizde ben bundan rahatsız oldum. Ha neyse kitap öyle gidiyor. Yani. Bu parantezi şuna benziyor. Ben apartmana karşıyım. Yani apartmanda oturmaya karşıyım. Ama apartmanda oturuyorum. Hocam niye oturuyorsunuz? Ya başka ev yok. Yani neredeyse yok. Veya yani çok
Biliyorsun niçin olma dedi benim gibi birisi için, yani sizin gibi birisi için. 8. 18. katta oturmamız falan gerekiyor. Bu tür kendimi ikna edici süreçler içerisinde İslam estetiğine razı oldum. İslam estetiği ismine razı oldum. Daha doğrusu kitabın bir şeyine. Ha içerisinde kullanmıyor muyum İslam estetiği, İslam şeye falan? Maalesef kullanmak durumunda kalıyoruz. Yani eskiden hukuk deyince ne olduğu anlaşılırdı. Estetik deyince mi demeyince, yani ona da kısaca gireceğim, anlaşılırdı. Fakat bunun paralelinde bir şey daha söylemek istiyorum. İslam estetiği, şunu da cümlemi söyleyeyim. Bir estetik diye bir şey var. İslam estetiği derseniz alt kümesi olursunuz. Doğru mu? Estetik kümesi diye bir şey var. Onun elemanlarından birisi de İslam estetiği olabilir. Türk İslam sanatı olur. Arap İslam sanatı olur. Mısır İslam sanatı olur. Atomistik böyle. Bunların hepsini o kümeye atarsınız. Ama Mısır İslam sanatı, Mısır estetiği de diyebilirsiniz. Yani İslam estetiği dediğimizde. Türkiye'de ben bu kitabı yazıncaya kadar da hala da öyle. İslam sanatı, Türk İslam sanatları. İşte Konya'da Alaaddin Camii var, Kayseri'de Hunat Hatun Camii var, Selimiye Edirne'de var falan. İşte bunlar bizim atalarımızın yaptığı eserler. Bir sınır, bir daire içerisinde bunlar takdim ediliyor. Edilirken de dil ve anlam son derece önemli. Yani ne kastediyoruz, karşımdaki ne anlıyor, bu eser neyin dilidir? Bu formu ile, mevcut formu ile, mevcut biçimi ile, mevcut yapısı bir yaralışı ile, mekanı ile, oradaki düzenlenişi ile neyi dile getiriyor? Bunları araştırmaya başladım tabii kitabı yazarken. O yok. Hunat Camii işte şurada yer alır falan mahallede. Doğu tarafında 9 penceresi var, batı tarafında 5 penceresi var. Kapısı kuzeyden veya güneyden. Ya bunlar kim olsa bunu görür. Resmini çek bana ver. Bunun da sanat anlatılmış olmaz kaygısıyla işe başladım. Tabii bu arada bir şey daha bunları okurken de daha önceki algılarım, alımlamalarım. Alımlamayı algıya benden iyi bilirseniz perception dersek alımlama reception. Reception estetiği son derece önemli. Resepsiyon diyoruz ya yani. Resepsiyon aslında bir hüsnü kabuldür. Yani gelen yer yani sureta öyle görünmüyor da beni burası senin evin diyorsa bu otelde şurada burada bu resepsiyon o, buna eskiden bir telakki diyorduk. Telakki etmemiş. Telakki içe indirme, gönle sindirme, sineye sindire sindire. Sine göğüs. Kalp. Oraya sindire sindire. Şimdi bunlar falan geniş düşündüğün zaman bir şey aklıma geldi. Bir daha yani dedim ki 20. yüzyıla kadar hiçbir kitabımızın, hiçbir kurumumuzun, hiçbir kavramımızın başında İslam kelimesi yok. Bir daha önemli bir şey var. 20. yüzyıla gelinceye kadar Müslümanlar hiçbir yerde azınlıkta yaşamadılar. Şöyle bir düşün. Ha birkaç tane gitmiş gelmiş o azınlık değil yani. İşi vardır, tüccardır, orada kalmıştır bilmem bir şey. 20. yüzyıla, 20. yüzyıla da saat kaçta diye almıyor. 20. yüzyıl 10 yıl öncesine gidersin, 10 yıl sonra gidersiniz falan. Ama Yahudiler gibi bir diaspora tecrübemiz bizim yok. 20. yüzyıla gelince. Yani İslam dini, İslam yani doğduğu andan itibaren 50 yıl içerisinde, 50 yıl uzun oldu. Çok kısa bir süre. 15 yıl içerisinde bugün bildiğimiz gene Batı'nın adlandırılması Şarkul Evsat, Middle East veya Orta Doğu'nun hemen tamamına ulaşmıştı. Mısır, Libya sınırları Afganistan'a kadar inmişti. Doğru mu? Yani Hazreti Ömer zamanında Persepolis indirildi. Persepolis Taht-ı Cemşit dedikleri. Ben ziyaret ettim İran'da. Yani Kisra'nın tahtı devrildi dediğimiz şey. 2 yıl Peygamberimizin irtihalinden yani göçünden, bu dünyadan göçünden sonra 2 yıl Hazreti Ömer'deki halifelik yapar. Ondan sonra 10 yıl kadar Hazreti Ömer
Peygamberimizden sonra ne oldu? 12. Son yılında da olmadığına göre yaklaşık olarak 632, 640 yılında veya 38 yılında yanlış hatırlamıyorsam İran fethedildi. Şimdi İran'ı fetheden, İran büyük bir medeniyet. Şimdi İran'ı görünce ben Persepolis'i, Persepolis dedi yani Pers şehri. Değil mi? Yani şey, evet. Biz Bolu diye çevirmiş, onları polis diyorlar yani diye zaten. Persepolis'i iyi anlamak gerekiyor. Şimdi estetik kelimesi yok, sanat kelimesi yok dedim. Oraya döneceğim ama ne biraz girdiğim sokak uzun oldu, farkındayım yani. Şimdi oradan önce bir de bizim yedi kule yani surlar, şu yarımada dediğimiz kısım var ya, o surları o gün Peygamberimizin doğduğu günlerde hayal ettim. Yani bu Persepolis'i görünce çok şeyim değişti yani. Yani Persepolis son derece ince, zarif binalar, mimari binalar var. Elbette sanatlarında gelişmiş. Nizami orduları var, tahtları var, taşları var. Nizami, suvari, atlı. Suvari kelimesi de parça. Atlı. Bunları da var. Bizim buradakinin de var. Suudi Arabistan diyoruz bugün. Hicaz. Yani Peygamberimizin doğduğu ve orayı Persepolis'in düştüğü. Persepolis aynı zamanda Büyük İskender'in de yaralandığı, daha sonra ölecek. Genç yaşta, 27 yaşında böyle bir şey. Böyle bir yer. Şimdi Yemen'den bizim Diyarbakır'a kadar şöyle bir alan düşünün. Buraya No Man's Land derler o dönem için. Biraz hala da o duruma getirmek istedim. No Man's Land dediği yer kimse yaşamıyor. Yani tampon bölge. Yani Roma veya Bizans'ta Rum. Kur'an-ı Kerim'de var ya. Rum ile Sasani'nin arasında. O bölgedeki şehir veya vali bilmem. Zaten Roma'nın valisi. Öbür tarafta İran Medayin tarafına yakın olduğu için Sasanilerin valisi. Anlaşıyorlar. Ticaret mücret yapıyorlar. Kim güçlü gelirse orada onun sözü geçiyor. Yani burada çok güçlü bir devlet yok. Küçük küçük kabileler şunlar bunlar. Bunlar iyi anlamlı. Dolayısıyla buradan şuna geçeceğim. Yani Peygamberimizin hayatını anlatırken de İslam dediğimiz dalgayı, İslam dediğimiz olguyu anlatırken de eksik anlatıyoruz. İslam dediğimiz dalga, İslam dediğimiz olgu ne yaptı ki? Arapçanın sentaksını değiştirdi, Farsçanın sentaksını değiştirdi, Türkçenin sentaksını değiştirdi. Son derece önemli o sentaks meselesi. Sadece bir semantik üzerinde duruyoruz. Yani sentaks derken şunu kastediyorum. Önceden Araplar da Allah kelimesini biliyorlardı ama Allah derken ne kastediyorlar? Şu anda Bağdat'taki diyelim ki bir Hristiyan, bir Müslüman, bir Yahudi konuşurken Arapça konuşuyor. Yani dilin şey Allah diyor. Kat diyecek hali yok ki. Ama Yahudi Allah derken bir şey kasteder. Hristiyan Allah derken. O Hristiyan mezhebine göre de değişir bu. Hatta bizim mezhebimize de göre şey bu. Mutezili konuştuğu da başladı. Buradan şuna demek istiyorum yani. Öyle temiz bir yerde, kimsenin görmediği bir yerde, el değmemiş bir yerde bir din çıkıyor. Yani yoksun bir çocuk, yetişmiş bir çocuk. Yani şahsen git lan diyeceğim bir adam yani. Böyle birisi çıkıyor diyor. Bu hakikattir diyor. Yani hiçbir şey gücü yetmiyor. Yani şu yedi kuleye gidip o zaman Bizans'ın ordusunu hayal edin. Dolayısıyla Peygamberimiz hayatını anlatırken babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, bunlar Hişam bilmem ne Kutay'a kadar anlatıyorsun da yani bana bir şey söylemiyor bu. Elbette benim soyumu da araştırdığım zaman geriye kadar gider. Bu peygamber elbette bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ama Peygamberimizin doğduğu dönemde dünyanın sosyolojik, politik, siyasi, iktisadi, ne bileyim iklim her şeyden anlayacağı. Bu adam nerede doğdu ya? Bu adam bağışlayın adam derken yani bilim şeysiniz. Çocuk daha peygamber olmadan o halini düşünelim yani. Samimiyetimden geliyor. Ben peygamberimi çok severim. Yani hani İkbal öyle diyor ya, diyor ki ulan diyor Mekke benim diyor azimetim, benim niyetim. Medine'yi de mi yol ağzına çıkın seni de ziyaret edeceğim. Çünkü peygamber sevgisi, bu medeniyet, bu sanat oradan geliyor birazdan.
Hacer validemiz Hazreti İbrahim bırakmış oraya. Deve dikeni yetişmeyen bir yer yani. Demiş ki bizi kime terk ediyorsun? Böyle eşek bağlanmaz. Allah'a terk ediyor. Tamam. Öyle bir köyden, yani köy ya, yani küçük. Öyle birisi doğuyor. Dünyayı ne kadar gördü. Biz ticarete mücarete gitti diyoruz ama yani. Yani buralarda da bu şeyler var. Şimdi buradan bir hakikat güneşin doğuyor. Elinde sopası bile olmayan bir peygamber. Ama lakabı Ebu Nidal'dir. Peygamberimizin lakabı. Ebu Nidal kılıç babası anlamına gelir. Mücadeleci peygamber anlamına gelir. Mücadele kavramı da son derece önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi. O aynı zamanda mücadele diye de okunur. Direnen kadın. Kızlarım için söylüyor. O sureyi bir elmanın tepsisinden oku. Neyse. Şuraya getireceğim. Şimdi burada bir medeniyet. Medeniyet dediğin eğer şeyse bugün anladığım uygarlık falan değil, sivilizasyon falan ise Bizans. Öbür tarafta Persepolis. O günkü dünyanın iki süper gücüm. Ama Kur'an'ın şöyle diye bir şey, bir de şunu söyleyeyim yani tekrar. Şimdi arkadaşlar medeniyet kelimesi nereden geliyor deyince esnafımız, ecdadımız bunu iyi seçmişler, koymuşlar. Medine'den geliyor. Peki Medine nereden geliyor? Medine kelimesi nereden geliyor? Bu Arapça bilen kardeşlerim vardır herhalde işinizde. Din, deyinden gelir. Bağlı olmak, borçlu olmak, merbut olmak, ittisal yani birleşik olmak falan gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Medin geçer kelimesi. Medine kelimesi tabi geçmez. Ama Medin'in çoğunu sözlükler Medine diye verir. Medine de Ümmetül Memlüke der. Yani melikin, hükümdarın tebaası anlamına geliyor. Hükümdar kim? Melik kim? Maliki Yevmiddin. Kim o? Meliki Yevmiddin de okudur. Fatiha Suresi. Lafı dolaştırmayın. Rahmetli biz onu anmak için de gideceğiz. İngiltere'ye orada bir programımız var. Elçiliğimizle birlikte, Yunus'la Enstitüsü'yle birlikte. Ben demeyi sevmezdi. Biz dedirtirdi bize. Biz. Sonra anladım ki Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresi. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ediyoruz. Ediyorum değiliz. Sosyolojik düzeye çıkıyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz, istiyoruz. İyyâke âbudu demiyoruz. Çoğul. Ümmetül Memlûke bu anlamda Medine. Asıl orada Malik demek, Deyyan. Deyyan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Deyyan Allah'ın sıfatlarından, hadislerde çok geçer. Hükmedici Deyyan benim, Yunus Emre'nin şiirlerinde falan çok geçer. Bizim divan şiirini okursanız oraları çok geçer. Deyyan'ın emrini, isteğini, onun iradesini yeryüzünde tecessüm ettiren, somutlaştıran yerleşim birimi topluma Medine denir. Medine şehir değil, toplum, topluluk. Dolayısıyla din Allah tarafından, diyanet bizden gelir. Onun için diyanet işleri diyor. Diyanet ne? Dinin irademiz üzerinden hayatta buluşması. Şimdi dolayısıyla medeniyet dediğimiz zaman, yani bizim dinin hayatımız üzerinden, irademizle, hayatın her köşesi, hayatımızın özel alanda, kendi yaşayışımız üzerinden, irademiz üzerinden hayatla buluşturma. Şimdi bu buluşturma bir işte medeniyet meselesidir. Buradan medeniyeti her şeyi kurabildiysem yani bağlantılarını Kur'an'dan, hadisten, kelimeden, şey vermeden. Şimdi arkadaşlar dünyada şu anda 4-5 tane medeniyet var. İslam medeniyeti, Hristiyan medeniyeti, yani Yahudi medeniyeti falan. Daha İnkalar şunlar, onlar anmayalım çünkü yani şeyler kalmış. Budist medeniyet, Budizm. Adı da ya Batılılar ver. Budizm, izm olunca kim verir?
gelken onu alıyor mu? Bizim araştırıp bulmamız lazım. Hinduizm falan. Şimdi bu medeniyetlerin bir kurucu, bir kollayıcı, koruyucu dilleri, söylenleri var. Bunların her birinin varlık tasavvuru var, bilgi anlayışları var ve değer telakkileri var. Medeniyetlerin farklılaşması bu varlık tasavvuru, bilgi anlayışları, değer telakkileri, değer resepsiyonları üzerinden gelişir. Bu tasavvurları bunlara kim verdi? Bu andığım medeniyetlerin bu tasavvurları, bu anlayışları, bu telakkileri, bu algıları, bu anlamlandırmaları her birinin kendi kutsal kitabına dayanır. Kurucu kaynakları odur. Yani Yahudi medeniyetinin altından Tevrat'ı çekerseniz, İslam medeniyetinin altından Kur'an'ı ve hadisi çekerseniz, Hristiyan medeniyetinin altından İncil'i çekerseniz, havarilerin yaşayış tarzında, ha elbette Roma hukuku falanla karıştırıcılar, tekrar batı yeni bir tecrübe, hümanizm, ilk çıkan akımlar falan, elbette onu öyle böyle heyetler davranlandırdılar. Budizmin altından Buda'yı çekerseniz, Siddhartha'yı, öğretilerini, yani Bhagavad Gita'yı çekerseniz, biraz daha çok konuşalım, Hinduizmin altından Vedaları çeker, Atur Veda, Yaşar Veda, bunları çekerseniz, bu medeniyetler bugün olmamış olur. Şimdi İslam sanatı, İslam medeniyeti kullanalım artık ya. Medeniyetimiz, sanatımız falan. Derken aslında biz kendi kitabımızın ve bu kitabı tebliğ eden vahyin dudağı dediği Necip Fazıl'ın böyle bir dudağı bize tebliğ ettiği, telkin ettiği varlık, bilgi, değer, telakkisi, anlayışı, tasavvurunu kavramakla ortaya çıkacak bir şey. Anlaşılacak bir şey. Şimdi giriş cümlem dedim ki ya bu sanat falan bilmiyorlardı sanat kelimesini adeta. Ve estetiği zaten bilmiyorlardı ama şunu iyi biliyorlardı. Ümmi vaaz dinleyerek bunu öğreniyordu. Okuma yazma bilmeyen. Köylerde köy odaları falan da var. Oralarda da yetişiyorlardı. Şimdi bizim bu şansımız yok. Çok muhabbetli olur. Ben o, yani mesela mahallede bizim oda yanardı. Yeni evimizin de resmini buldum. Ben çeke barajın altında kaldığı için. O odanın birisine dışarıdan girilir. 20-30 kişi. Ben çok soba yaktım bunlara falan. Ondan sonra yani rahmetli anam olursa o yapardı. Olmazsa o gelen sizler gibi cemaatten birisini cezalandırırlar. Yarın baklava senden falan diye. Yani o, muhabbetli. İki ay o kışın o uzun gecelerde falan gündüzlerde. Orası bir üniversite gibi, fakülte gibi. Yani türkü söyleyen orada, sazını alan gelir orada. Hadi ulan vakti öldürüyorsunuz, namaz kılar orada. Yani anladın mı? Yani orası muhabbet yeri. Bu estetik bir şey. Estetik birlikte olursanız olur. Yani bir ortak varoluştan başladık ya. Böyle bir yerlerde biliyoruz yani. Şimdi biraz toparlamaya çalışalım. Yani bu değer telakkisi, varlık anlayışı bunu öyle bir içselleştiriyor ki, nereden içselleştiriyor? Ayet diyor ki, Allahu bedi'u semavati vel arz. Bedi demek, ya çok hoş bir şey, estetik demek. Yani bedi, erkek olursa bedi kollardı ismini, kız olursa bedi'a. Şimdi yer isimlerini koyuyoruz. Merve, Hicaz falan dediği. Yani başta Merve ismimiz olur ama yanlış anlaşılmasın. Anlatabildim mi? Yani şimdi eskiden mazhar ismini koyuyordu. Mecla ismini koyuyordu. Mazhar ne? Allah'ın iradesinin zuhur ettiği yer. Mecla ne? Allah'ın cemalinin, celalinin parladığı yer falan anlamlarına geliyor. Şimdi bu isimleri unutmaya başladık. Yani. Bu isimleri şey yapıyoruz yani. Allahu bedi'u semavati vel ard. Allah yerin ve göklerin en bedi derken en estetik. Estetik olunca da eşsiz anlamına gelir. Sanatsal, artistik. Yani tabiri caizse. Görülmemiş harikulade
Bedi'us semavati yaratır. Onun için ibda derlerdi sanatta yaratmaya, kreasyon, creation, ibda. Sanatta ibda derlerdi. İbda eşsiz, örneksiz yaratmak demektir. Bu kelimeyi bilen vaiz biliyordu, bunu elbette biliyordu. Medresedeki mollamız iyi biliyordu, Mevla, Mevlana'mız bunu iyi biliyordu. Bunlar tabirler, medresenin de tabirler, aynı durumda tekkenin de tabirler. İkincisi, Peygamberimiz güzel olanı yapmak her insana farz kılınmıştır. Güzel olanı yapmak. Bu da son derece önemli bir şey. Hazreti Hasan doğunca Hasan Efendimiz Peygamberimiz diyor ki ya Ali isim ne düşünüyorsun diye. İsim koyacağım. Ya Resulallah harp koyacağım. Savaş. Yani diyor, Hasan koyalım. Güzel. İyi. Ne nasıl çevireceğiz Hasan? Bu Hasan son derece önemlidir. Bizim geleneğimizde Aduvul Hasan Ahsen derler. Ahsen ismi de var bizde. Güzelin düşmanı daha güzel olandır. Ah böyle medeniyet olur mu ya? Neyse de 2 yıl geçiyor, bir çocuk daha doğuyor. Ya Ali diyor gene, ne düşünüyorsun? Ya Resulallah, şimdi Ali, la feta illa Ali, camilerde yazar. La seyfe illa Zülfikar. Bakın yani bir deniyet nasıl gelişiyor. Ali'den başka genç, Zülfikar'dan başka kılınç yok. Şimdi Hazreti Ali böyle delikanlı, yiğit, Allah'ın aslanı, haydi. Gene savaş koyacağını bile tutturmuş yani. Diyor ki, ya Resulallah. Harp koyacağım. Hayber'in kapısı Ali. Sezai Karakoç diyor ya. Ali ağlar mı? Hayber'in kapısı ağlar mı? Bu kadar da işli birisi. Derin birisi. Hazreti Ali. Sadık birisi. Dost birisi. Yani ne bileyim. Ne aklınıza ne geliyorsa iyi, olumlu anlamında. Böyle birisi. Yani diyor. Bunu da bir şey koyalım. Güzeller güzel. Şimdi buradan bu millet bunu iyi almış. Ondan sonra koymuş. Hasan Hüseyin, Ahsen, Muhsin, Hüsniyet. Aklınıza gelen ne kadar ihsan. Ha, ihsan kavramına gitmiş. Zaten ihsan demek o Cibril hadisi vardır. Yani hani bir yabancı bir kılığında bir zat geliyor Peygamberimize. Orada Hazreti Ömer'in de olduğu bir topluluk. Diyor, Muhammed kim falan diyor. Sonra işte tam bir sorun var diyor. İslam nedir diyor böyle. Biraz da böyle dindik soruyor. Rigid böyle. Hazreti Ömer buna patavatsız böyle soru sorulur mu peygamber falan da. Ama oturup falan derken. Bildin diyor bir de sadak da diyor yani. Bir de yani haddini de aşıyor. Böyle deyince Hazreti Ömer daha işiyor, celalleniyor. Yani sen kimsin de bildin bilmeden falan. İman nedir? İhsan nedir? Tabi orada ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme. Tabi görüyorlar ya. Biz her gün diyor ki yani zaten ne tarafa dönseniz onun yüzü oradadır. Tabi yüz bu taraflara da girsem iyi olur mu? Bir söyleyeceklerim var. Saatime bakmadım. Siz ben şey yapın. Yani şeyse. Olmazsa bir daha geliriz yani. Tamam mı? Çünkü bu bitecek bir konu. Bu bir medeniyet meselesidir. Bu bir kültür meselesidir. Bu bir var olma meselesidir. Yani sanat diye ayrı bir şey yok. Bizde. Estetik diye bir hayatımız estetik. Hayatımız sanattır. Güzel yaşarsan bitti yani. Neyse. İsim meselesinden gidiyorduk. Nerelere nasıl? Tabii arkasından Cemal, Cemil, Cemile falan. Tayyip, Tayyip'e falan o isimler. Ya hep güzellikle uğraşmış bu insanlar ya. İsimlerimiz nedir? Anne babalarımızın ideallerinin özetidir bizim isimlerimiz. Dikkat edersen her birimizin ismi Merve'dir. Biraz önce geri söylediğimi geri alıyorum. Safa'dır. Yani ne bileyim Hasan'dır, Hüseyin'dir, Zahid'dir, Zühd'dir. Hepsinin bir şeyi vardır yani. Kim? Harp isminde pek yok aşk söylüyor.
savaş içinde olan yeni olan şeyler. Yani bir medeniyet, yani bir estetik bir hayat yaşamak için falan şey olur. Dolayısıyla diyoruz ki biz bu estetik kelimesi, ha, kullanmadan önce estetik yaşıyorduk. Sanatkârâne yaşıyorduk. Şeyh Kalb öyle de, nazar etsen kendine de, hüner sende, hakikat sende, marifet sende, şöyle bir baksan yer, gök, tuzak, o cennet sende, vallahi hep sende der ya. Hoşça bak zatına kim cükte-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ehval olan ademsin sen. Bu şiirler bütün kulaklarda dalgalanmış. Arkasından Kur'an-ı Kerim, hani lütfen niye şaşırıp şey ettim ben, Rahman suresi. Febi eyyâ alâ irabbi kıvâtu kezibat. Hani sureyi? Dalga dalga geliyor. Rabbul maşrakayni ve Rabbul mağribeyni. Febi eyyâ alâ irabbi kıvâtu kezibat. Şeyh Galip diyor ki, ya Kur'an'ın üslubunu, dilini, belakatini, tarakatini, selasetini anlayabilmeniz için şiirle uğraşın. Onun için Şeyh Galip'in şiiri de böyle, Mevlevi de böyle. Mevlana'nın şiirleri de böyle gider. Nurda kutem, zinde kutem, gevde kutem, hande kutem. Yani okudukça parçasını kalkıp oynayasınız gelir. Adamı şey yapar, hop oturtur, hop kaldırır. Bir de biraz çeşit olsun Şeyh Galip'ten. Ey dil, ey dil, niye bu rütbede turkamsın sen? Gerçi viraneysen, genci mutalsamsın sen. Ruhsun ne fayit cibrili tevhepsin sen. Sırrı haksın, mesele iyisi meryemsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvemsin sen. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvallan, Adem. Onu tercih ben. Dalganın biri gider, bir daha gelir. Biri gider, heveyyâle, rükmatik gezmen. Oradan şiirimize redif kafiye gidiyor. Ondan önce redif kafiye yok. Fars şiirinde yok. Arap şiirinde yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim redifli o sıfat çifti. Alim-ül Hakim falan var ya, çok, bunlar çok geçerler. Bunlardan öyle bir etkileniyorlar ki tabii hadislerden de. O zaman ister sanat deyin ister... Şimdi bunlar bir şeyin kendisi varken adı olmuyor. O kadar çok olursa bir şey ad koymanıza gerek kalmaz. Ne zaman ki ortadan kaybolur, buna böyle bir şey vardı diye adı o zaman ortaya çıkıyor. Bu da biraz paradoksik ama bunun da doğru tarafları var. İşte estetik, bu güzel şiirleri, yani bişna ve ezneyi çün hikayet mi konat, el cüdayi ha şikayet mi konat falan. Bunlar falan dinlenmez olunca Mesnevi hanlar gidince falan, dedik ki ya bir şeyler kayboldu falan, oğlum bir estetik. Sanatına uğraşalım da bunları ihya edelim, ıslah edelim, yapalım, yaratalım falan derken buradan geldik sanat edebiyatı. Tamam, sanat estetiği. Şimdi bir çerçeve çizmeye çalıştım ben burada. Yani şimdi konuya gireceğim. Şimdi tabii sanat ayrı, sanat felsefesi ayrı, estetik daha ayrı. Ama bunların içerisinde en önde geleni estetik. Estetik o kadar önemli ki bizim kelam estetik kelimesini kullanıyoruz. Yani bediiyat diyorduk. Biraz önce dedim onu unuttum. Bediiyat estetiktir. Yani yazar bakarsan Osmanlıca söz. Şimdi bunu eski diye falan bunlar kullanmıyoruz. Bediiyat derler. Bediiyat tabii bunun o dili, bu dil, yani Osmanlı Türkçesi mi desem, Osmanlıca, ya bir Türkçe ya o. Yani yazı geçtiği için neyse anlayamıyorum. Bediiyat dediğimiz zaman bakın, ibdai çak, bediiyat kelimesinin Türkçe'de, bundan 50-100 yıl öncesine gittiğimiz zaman bacanağı var Türkçe'de, eniştesi var, kardeşi var, akrabaları. Bediiyat dediğimiz zaman bedii diye isim var. Bediiyat diye isim var, var mı? İptal falan diye her yerde var. Bediüs semavati vallarda var. İptal bid'at var falan var. Onu hukukçular başka türlü. Dolu kelime var yani. Birisi eleştirir, birisi düşmanlık falan yani. Yani bir şeylerle falan almış. Estetik geldi, başka bir akrabası yok. Onun için ben derslere giriyorum, soru sordum. Estetik günah diyeyim hocam. O da estetik ameliyat anlamış. Ben de ben sana 6 ay ders anlattım. Vicdansız. Birisini anlat, o da estetik anlamış. Lan yazılı kağıdında estetik yazıyor.
Tabiri şart. Neyse. İşin şart. Arkadaşlar şimdi ders vermek gibi onu bağışlayın yani. Hep bildiğiniz şeyler. Hani estetik dediğimiz zaman. Estetik duyumla duyum. Yani anestezi dediğimiz zaman duyularımızı, duyumlarımızı dumura uğratan şey anestezi demiyor muyuz? O zaman duymuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tefekkür kelimesini efela yetefekkurun derken tefekkür kalple düşünmek demek. Kafayla değil. Bazı düşünceler var. Düşündüğünüz zaman kalbinizin telleri birkaç tane. 10 teli var. 3'ü 5'i titrer. Yani. Her zaman titremesi lazım da çünkü Mevlana öyle diyor. Ma çüken ki mutlu nahum vizene. Biz bir bağlamayız senin tırnakladığın. Allah'a diyor. Biz bir bağlamayız senin tırnakladığın. Mevlüt'te Süleyman Çelebi diyor. Ya ilahi hazretinden hac. Hazret demek prisens. Şu anda hazırsın, yanımdasın. Öbür taraftan biraz önce tekrar dönelim. Ne tarafa baksan onun yüzü oradadır. Orayı atladım. Hani deri yüz bize yüz rakamı falan anlatırlar. 4 tane anlamı var yüz kelimesinin falan diye. Bir de birisini hiç söylemezler. Edebiyat hocasının, Türkçe hocasının belki aklına gelmez. Senin yüzünden dediğim bir şey var. İşte o senin yüzünden dediğim doğrudan doğru zaafa tevallik. Dolayısıyla bu ümmet, bu esnafımız, bu ecdadımız baktığı zaman, tabiatı seyrettiği zaman hep Allah'ı seyretmiştir. Ne tarafa dönsem onun yüzü orada. Onun için Yahya Kemal diyecek ki esnaf kapıldıkça güzelden güzele. Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele. Şiiri şey yaptığımızda başka bir şey çıkıyor. Esnaf şipsepti değil. Bağışlayın. Kardeşlerimiz güzelden güzele gitmiyor. Bu güzelden o güzele kapılıyor. Diyor ki bu güzelliği o cemalin cilvesidir. Burada onun ışığını görüyor. İbn Arabi diyecek ki Tercüman-ül Eşbak'ta Adem'e secde et dedi İblis'e, İblis'e Allah Adem'e secde et dedi, etmem dedi. Tabi bunu bir sevgilisine söylüyor. Böyle anlatayım İbn Arabi. Seni görseydi ayaklarına kapanırdı. İblis seni görseydi ayaklarına. Güzellik böyle bir şey. Dolayısıyla güzelliği bizim bir daha bir cümlesi bu tasavvufta. Bir de kelamdan söyleyeyim. Gazali bizim önemli bir düşünürümüz. Hem kelamcıdır, hem filozofumuzdur, hem sufimizdir, hem mantıkçımızdır. Meyyarul İlim, Meyyakul Nazar kitapları yazdı. Mustasfa'nın da bu kitabının üçte bir mantıktır. Leyse fil imkan ebde'u mimma kan diyor. Bu mümkünler dünyasında bundan daha güzeli olamaz. Niye? Allah ahsenul halikindir. En güzel yaratandır. Bir başka ayette diyor ki İrem'den bahsettikten Kur'an-ı Kerim lem yuhlak misluha fil bilad diyor. Bunun benzeri yeryüzünde yaratılmamıştı. Dolayısıyla yaratma kelimesini kullanırken kullanırız. Kur'an-ı Kerim kullanıyor. İbda başka bir şey. Bir de halk var, ibda var, fatır var, fatara bari var. Arapçada Allah'ın yaratmaları için eşsiz, örneksiz, daha iyi olmayan falan onlar kullanır. Kalaka bir şeyden bir şey yaratmaktan bize uygun düşüyor. Yani aslına bakarsak. Anlatabildim mi? Böyle eserler ortaya koymuşlar. Bu nereden kaynaklanıyor? Biraz önce arz ettiğim varlık tasavvuru, bilgi anlayışı, değer telakkisi. Onun için önce özetleyeyim ondan sonra gireyim. Tümden gelimi tüme varım da şey yapalım. Yani biraz burada tümden gelim oldu. Ahsenül halikin, yaratanların ahsenül halikin, yaratanların en güzel yaratan. Ahsen. Onun için biz ecdadımız Allah'ın yarattığını taklit etmemiş. Allah'ın yaratmasını taklit etmiş. Daha ayrıntılı okuyalım derseniz Cezayir Karakoç'un üzerinde makalelerinde falan buna benzer atıkları çok yerde var. Müslümanlar Allah'ın yarattığını değil, yaratmasını taklit ederler. O nasıl muhkem yapıyorsa, güzel yapıyorsa,
Sen de öyle yapacaksın. Allah'ı yani Allah'ı şey aldığın zaman peygamberimiz nasıl güzel yapmışsa, muhkem yapmışsa, sağlam yapmışsa öyle yapacaksın. Şimdi Seyyid Hüseyin Nasr'ı dinlemiştim Soğaz'da, İngiltere'de. Böyle konuşurken oradaki bir grubun düştü. Bir el dokununca düştü. Dedi ki bunu eğer Müslümanlar yapsaydı düşmezdi dedi. Çünkü onlar yaptıklarını sağlam yaparlar. Şimdi Gazi Ali'nin ben yetişemem şeylere falan hep. Bu Gazali'nin Kitab-ül Muhabbet diye İhya-ül Ümiddin'in son cilt, 4 cilt var orada. Bir de Kitab-ül Sema adlı kitabı var. Eğer geleneksel olarak derli toplu bir şey öğrenelim dersek çok önemli, kışkırtıcı şeyler de söylüyor. Onlar da okunabilir. Şimdi gelelim, dedim ki estetik başka, bediiyat başka, ibda başka, sanat ibdadır. Sanat felsefesi başka. Yani hikmetül fen değil. Fen de kullanılır. Hüner de kullanılır. Hüner sende, hakikat sende, malum değil. İranlılar hüner diyor. Arap kardeşlerimiz fen diyor. Fennan bir sanatçı. Biz de sanatçı diyoruz. Tabii arkasında sanat, zanaat falan da ayırıyorsunuz. Yani bu ayrı yapma işi. Şimdi şunu söyleyebilirim, estetik, Bakara suresinde diyor ki ayeti tam okudum, tesurrun nazirin, bu inek veya düve derler bizim şeyden yani, öyle güzel ne ki, bakanlara şurur verir diyor, görenlere. Şurur vermek demek, zihni, akli, ussal, akılsal yani rasyonel bir şey değil. Yani, şimdi eşya bize birkaç katta, birkaç tabakada, birkaç boyutta, birkaç açıdan etkiler. Bedenimize, aklımıza, ruhumuza, nefsimize, aklımıza, sırrımıza. Sırrı bugün hiç kullanmıyoruz. Bazen kullan, akıl sır ermez diye. Akıl edin, sır da ermez. Sır akılda süzme akıl. Kur'an-ı Kerim'in lüp dediği şeye, elbap falan dediği şeye tekabül ediyor yani. Bunların hepsine birden hitap eden daha çok estetik olur. Çünkü biz algıladığımız bir şey yorumlarız, anlamlandırırız. Sadece bakmıyoruz. Dolayısıyla telakki etmek demek, Süleymaniye Camii'ni bir Müslümanın telakkisi, hele bir oradaki yazıları anlayan, hele musikiden anlayan oradaki müezzini dinlediği zaman onun telakkisiyle bir turistin telakkisi, turistin içerisinde sanat tarihçisi falan diye uğraşıyor, heykel tıfet falan, onun telakkisi, onun resepsiyonu, elbette persepsiyon. Persepsiyon şey hayvanlarda da var. Resepsiyon önemli. Resepsiyon önemli. Telakki, telakki estetiği diye bir şey var. Alımlama diye çeviriyor bir şey var. Son derece önemli bunlar. Dolayısıyla estetik önce bir estetik tecrübeden geçiyor. Estetik tecrübe ayrımlaşmamış bir tecrübe, tanımlanamaz. Bu her birimizde şu veya bu şekilde farklı tecelli edebilir. Yani ben bir masayı biraz güzel derim, siz biraz daha şey yapar. Yani kravatın boynumda mı? Doğru yanlış bu. Ben söyledim mantıklı. Evet. Çıkarırsam boynumda desem yanlış olur. Bu masanın üstünde mi? Üstünde. Masanın üstünde mi? Değil. Ama kravatın güzeldir. Doğru mu yanlış mı? Şimdi evet o doğru ya. Yani o kadar söylemeye gerek yok yani. Bir kez ben beni şey yapmayın yani. Sıkıştık işte. Hoca doğru değildin yani. Yüzüme. Şimdi mantık da %100 anlamında doğru değil. Ama doğrudur. Her birimiz gene bir seçim yapıyoruz. Ha. Gardıropta bu vardı, bunu giydim. Elbisem vardı, bunu giydim. Orası ayrı bir şey. Yani böyle bir şey var. Yani kesin. Şimdi dolayısıyla ben şunu arz etmeye çalışalım. Tecrübenin doğrudan doğruya, deneyimin doğrudan doğruya verileri olan bizim doğrudan bulduğumuz, buluştuğumuz şeyi anlatmak anlatabiliriz, ima edebiliriz, işaret edebiliriz de tanımlamak mümkün değil. Aşk tanımlanamaz. Dolayısıyla tecrübeyi dile getiren herhangi bir yazı, çizgi, resmi o da tanımlanamaz. Açık kümedir. Sürekli yeri, yani roman nedir tanımlarsın. Adam öyle bir roman yazar ki önceki romanlara benzemez.
Şiirle de tanımlarsınız, hece ölçüsüyle yazdığınızda şiir olur. Olmaz. Adam hece ölçüsünde kalır, aruzda kalır, gene şiir olur. Şiir başka bir şey. Tecrübelerimizin hepsi biricik olduğu için sanatın dili de biricik olacak. Onu sonra söyleyeceğiz ama önce estetik tecrübe önemli. Estetik experience önemli. Tecrübe. Buna bizim geleneğimizde, tasavvuf dilinde zevki vicdani derler. Biz vicdanımızla bunları yaşarız. Onun için bizde bu Muhammed Hamdi Yazır var, tefsir yazmış. Ey Rabbim Müteal, sen bana vicdan dedikleri bir buluş, vücut dedikleri bir bulunuş bahşettin. Vücut var olmak demek, existence. Vicdan bunu bulur, conscious. Bunu ifade edemeyiz. Sanat, bu bir estetik tecrübedir. Varoluş, duygumuz, duyuşumuz, erişimiz, buluşumuz, bulunuşumuz ve oluşumuz. Sanatçı, dolayısıyla sanatçı şimdi varlıkla temas ettiğimiz andan itibaren bakın varlık vücut demektir. Bulan neyle buluyor? Vicdanla buluyor. Zevk vicdanı dedik. Öyle bir buluşmadan vecd çıkar. Bunlar aynı köktendir aracılık. Vecd buradan çıkar. Dolayısıyla estetik tecrübe. Böyle bir vecdin yoksa, buluşman yoksa, bulman yoksa arar durursun. Felsefe arar. Sanat bulur. Ve bulduğunu burada böyle bir şey vardı dile getir. O bulduğunu öyle bir formda, dilde, biçimde söyler ki siz tabii sanatın estetik tecrübede bulduğumuz şey hani bilgide burada felsefede okuyan arkadaşlarımız var. Bilgi füze ile obje arasındaki ilişki derler. Bu tanım bizim en özlü şekilde Gazali'nde. El ilmu nisbetun beynel alimi vel malum. Bilgi alimle malum arasında ilişki. Bu Bertrand Russell'a da varsan böyle tanımla, Jim Moore'a da varsan böyle tanımla, Karl Popper'da böyle tanımla. Bunun başka şey yok yani. Bunlar bilinmiyor gibi şeyler oluyor. Şimdi sanatta da bilgide olduğu gibi subject var, o tecrübe eden, yaşayan bir de object var, nesne var. Bir özne var, bir nesne var. İşte onun için bunlar bizim geleneğimiz. Buraya kapatacağım çünkü zamanımız şey olmasın. Güzellik izafi değildir bizim geleneğimizde. Güzellik cevheri derler. Yani zati bir şey. Özsel bir şey. Allah yarattığını ahsenül halikin diyor ya. Sen Allah ben diyor en güzel yaratanım diyor. Onu sen yarattığına izafidir diyorsun. Kötülük izafidir. Beyler hanımlar. Çirkinlik izafidir. Şimdi estetik bu. Buradan şimdi kavrayış, varlığı bulacaksın. Bulduğunu, ne bulduysan bunu aktaracaksın. Oradan sanat çıkacak. En arkasında da sanat felsefesi. Oğlum bunu nasıl anlattın diye sorgulayacak beni. İyi anlatamamışım, tahmin etmişim. Uğraştırır durur yani. O onu eleştirir, o onu eleştirir. Sanatın, onun için bulduğu, sanatın iyisi kötüsü olmaz onun için. Sanatın sahtesi sahihi olur. Tam eğer sahih bulduysa sahih ya otantik. Cidden damardan yakaladıysa o adam bir şey söyler. Onun için her sanatçının dili halis sanatçının dili, sahih sanatçının dili vahşidir. Vahşi, yabanı. Kolay anlaşılır. Mesela burada en iyi örneğim Cahit Zarif oldu. Sevgili abim yani geçen beraber de çekim resmi olduk. Sevindim yani. Çok vahşidir. Anlayamazlar. İlk gördüğünüzde şaşırdım. Bunu ne düşünüyorsun? Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden. Durdular ite çakala karşı yaren kapısı. Bütün söyledikleri hiç alışılmamış bir değildir. Çünkü onu yaşayan birisi. Onun bulduğu vardır. Şimdi burayla bir daha bir şey söyleyeceğim. Bir saatte, bir buçuğa kadar konuşabilir miyiz? Bir buçuğa kadar. Yani. Ben sabaha kadar konuşur muyum? Biraz da hastayım yani şu an. Önemli değil. Sizin dostlar, sevgili arkadaşlarımla bir araya gelince diyorum. Şimdi burayı bir özetleyeyim. Bizim İslam bediyatının İslam da kullanmamam gerekiyor ama ne demek istediğimi başta söylediğim için mazur görün. Yani İslam Müslüman taktıkça yani bir de başkası bu var. Başkası yok arada. Bu medeniyetlerde ta Mağrib'den Maşrik'e kadar yani İspanya'nın şeyden Endülüs'ten Cava Adaları'na kadar bu cami yapmış.
Dünyanın üçte ikisini bu camileri kondurmuşum. Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın içinden, Afrika'nın, Güney Afrika'nın şeylerine kadar. Bunu herkes biliyor ya. Estetik dediğim zaman anlaman lazım. Bu kadar basit. Ya benim şeyim daha çok. Amerika dediğim, bu batı bundan 300-400 yıl öncesine gitseydi, şurada Atlantik'in şu tarafına yığılmış adamlar yani. Öyle bir şeyleri yok. Ha, küçük seviyeye değmez. İyi çalıştılar, onu da söyleyeyim. İyi çalıştı. Şimdi tahta kullanabilir miyim? Evet, hocam kalemimiz bir kalem ama kalem yok diyor. Neyse olmasa şeyden şöyle. Yani. Var. Hocayı izledi. Hocalar anladı. Şimdi bizim estetiğimizi en iyi özetleyen bizim bediye haz ve zevkimizi, vicdani zevkimizi en güzel ifade eden İbn Arabi'nin Kitab-ül Cemal ve Kemal adlı risalesinde şu kitap kimler yazıyor. Orada diyor ki مَا مِنْ آيَتٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَلَى وَلَا كَلْمَةٍ فِي وُجُودٍ diye başlıyor. Allah'ın kitabındaki hiçbir ayet ve varlıktaki gördüğümüz dış dünyadaki şehadet alemidir. Gördüğümüz dünyadaki hiçbir kelime, kelime varlık demektir. Kur'an'ın bir kelime bir anlamda kelime değil. Kur'an-ı Kerim'de kelime, Allah'ın kelimelerini sayamazsın, Allah'ın yaratı varlıkları sayamazsın. Kelam kırılırsa kelime olur. Kelam varlık demektir. Bunlar biraz bilmeden konuluyor. Yani bunun felsefi şeyini ben bir yerinde felsefi dediğin zaman da din felsefe bildilerin de kafası karışıyor. Ne diyebileceğimizi şaşırdım. Şimdi orada üç kavramdan bahsediyor. Bunları şöyle yazayım. Kemal. Kemal, Cemal. Şimdi şunu öne almam gerekirdi. Birinci onu söyleyeceğim ya. Şimdi Kemal bizim estetikimiz yani ebediyat anlayışımız, zevkimiz, hazımız. Biraz önce dedim İslam estetiği güzelin gerçek olduğunu bizim algılayışımızdan kaynaklanan göremeyebiliriz ama güzel gerçek için Allah yarattığını ve Allah çirkin ve kötü yaratmaz. Kötülük itibari ve izafidir. Göreceli, relatif olan kötülüktür dünyada. Kötü olan şeyler. Allah kötü yaratmaz. O bakımdan hem teolojik, kelami olarak, hem hikemi yani felsefi olarak, hem tasavvufi, hangi kanattan gelirseniz gelin, güzellik asıldır. Var olmak mahsa hayırdır. El vücud mahsa hayırdır. Varoluş bizatihi başlı başına bir iyiliktir. Güzelliktir. Ha. Eğer güzellik izafi ise İslami estetikten ayrılmayan iyilik de izafi demek istiyor. Emmoğlu ne söylediğini biliyor musun? Eğer iyilik ahlakın kavramı, etiğin kavramı, etik o da izafi, izafi hüküm demek. Şöylece hiçbir şey kalmaz. Onun için sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Konfüçyüste de, Budizm'de de, Hinduizm'de de nesneldir. Yani özseldir güzellik. Nesneldir. Cevheridir Arapça. Tabi cevheri yani substantial. Ne diyorsun ona? İngilizcesi terapistin ben şey olur. Substantial. Ya altta duran bir şey var ya. Yani bu. Şimdi burada substantial olan kemaldir. Bir şeyin kemalinden bahsedebilmemiz için önce var olması lazım. Mükemmelliğinden var. Bizde estetik bir şey neyse o olmak bakımından ne kadar mükemmelse o da güzeldir. Gazali'nin tanımı budur. Kur'an-ı Kerim'de anladığımızda böyle tanım. Mükemmellikle, kemallikle güzel olmak arası ne olacaksa, bir uçurum olabilir bu.
Yılan olabilir. Ne bileyim, bir fare olabilir. Bunların hiçbirisi çirkin diye görülmez. Biz böyle aramızdaki nispetten dolayı öyle bir şey. Dolayısıyla bu Kemal'de şöyle bir şey var. Şimdi Kemal bilgi konusunda aynı zamanda. Bir şey hakkında konuşabilmem için kendisi var olacak. Onun için Kemal'ini anlatabilirim. Bilgime, bilgi yani benimle olan ilişki içerisinde bunu başkasına aktarabilirim, aktaramayabilirim. Ama şu ikisi özellikle bunun üzerine ilerler. Kemal varlık ve bilgi konusu. Kemal ile Celal ise diyor İbn Arabi, onun bana teveccühü, onun bana yönelişi, onun beni çekişi, onun bende bıraktığı al beni, onun bir cazibe. Tabii benim de ona ilgi duymam, ona yönelmem, onu anlamam, onu algılamam. İkisimizin teveccühü bir araya geldiği zaman Kemal Kemal'dir de Kemal ve Celal'in hangi tarafından algılayacağımız konusunda bocalayabiliriz. Bunu şöyle, bu çünkü Celal ile Kemal birbirinin içindedir. Ve her varlık başından sonuna kadar mı? Çünkü Allah mükemmellikten mükemmelliğe döndürür bizi. La tekrar fi tecelli diyor. Tecellide tekrar yoktur. Önceki halimizde mükemmeldi, sonra kaldı. Şimdi bunu bir örnekle açıklayayım. 3 yaşındaki bir çocuk, kız olabilir, erkek olabilir. Ay yesin seni abla, cüp diye öpüyorsunuz bir tane de. Böyle. Omzunuzu alın, koklatırsınız. Küçük güzel. Orada küçük karşısında biz kendimiz Rab oluruz, büyürüz. Onu kucağımız alır, koklatırız. Severiz, okşarız. Küçük. Bu büyük ölçüde batının ağırlık olarak üzerinde olduğu şey. Küçük güzeldir diye kitap var şu mahir. Daha başka da buna benzer şeyler. Tabii o ekonomi de küçük güzeldir, ekonomiler de küçük güzeldir falan derken ama yani biraz zihniyeti de öyle olmuş bir şeydir yani. Şimdi bu çocuğu büyüttüğümüzü düşünelim. Çocuk mükemmel. Bütün organları yerinde olsun, bize sarı saçlı, esmer, ne bileyim buğday fendisi, kumral olabilir yani falan. Büyüdüğünü düşün, 25 yaşında. Ay sevsin ablan seni diyemezsin, sevsin gene abini diyemezsin, o fiske vuramazsın. Bir tane indirebilir ya. Lakin dalga mı geçiyor? Artık celal parlamıştır. Birincide güzellik, artık görkem ortaya çıkmıştır. İhtişam ortaya çıkmıştır. Kemikler ortaya çıkmıştır. Aynı çocuktur, aynı mükemmelliktir. Kendi geçmişine de sahip. Özdeştir. Gençten anlatamadım bunu. Aslan yavrusunu 3 aylık vereyim, kucağına alırsınız, hoplatırsınız falan. Ama o aslan yavrusu aynı mükemmellikte Kemal. 3 yaşına geldiği zaman kusura bakmayın kafesinin yanına bile zor yaklaşmış. Artık celal parlamıştır. Azamet parlamıştır. İhtişam parlamıştır. Dolayısıyla İbn Arabi'nin söylediği celal kemal cemal içinde diyor. Bu her varlık için diyor. Ha bu algılayışta çünkü varız biz yani. Değerimiz yani halkımız der ki ne diyor? Hayır hasene sahibi. Hayır ahlakın terimidir. Hasen de estetiğin terimidir. Yani sadece hayır edersem ettin bir hayır, çek budunu ayır. Yani yapamayız. Milletin gözüne göre göre Allah sana 50 lira veriyor. Dersem yapma daha iyi. Bir de bunu estetik yapman gerekir. Onun için halkımız iyi biliyor bunu. Hayır hasenat sahibidir diyor. Doğru mu? Hayır. Öyle bir hayır. Bugün bunu tartıştık. Şeyleri para veririm. Nasıl veririm? Nasıl? Oğlum hesap açtırın dedik. Ya gitsin. Az bir yaşa, ne yatırıyorsun? Gitsin bankadan atın. Sen görme ya. İlle başkasının altına niye veriyorsun? Rahmetli Fethi abi öyleydi. Ben onun himmetini gördüm. Dedi falan bankaya bir hesap. Numaranı bana ver. Para verdiğini de bilmez. Bunda bir yere demiştik. Ya, ne göndersen gönderir. Şunu izah edebildim. Bizim estetik kavrayışımız buradan çıktı. Ha onun için şimdi illa küçük olmaz burada unuttum bir şey. Küçük olması gerekmiyor bir şey. Büyük de ulunun güzel olması İslam'ın başından beri vurguladığı bir şey. Ulu, süblim, süplayim olanın yani güzel olduğu estetiğin konusu olabilir ki ilk defa Kant ortaya attı. Ama etik de estetiği de ayıran o. Tırnak içinde alçak. Yani iyi bir şey değil. Tabii çok analitik düşünüyor ya. Analitik düşününce o taraflara girmeyelim yani.
ilk defa yani yargı gücünün eleştirisinde böyle bir şeye girdi yani. Ama içinden çıktı mı sanmıyorum. Bunların hepsi birbirine. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi batıda bir daha bir şey var. Küçük güzeldir, kadın güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de diyor, Yusuf güzeldir. Hadi çıkın bu işin içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani erkek de güzeldir, kadın da güzeldir, genç de güzeldir, yaşlı da güzeldir. Leş de güzeldir. Çoğu ressam leşin yanından giderken burnunu tuttu. O başka bir şey. Ama leş resmi bankalarda falan görürsünüz. Yani dolayısıyla niye güzel diye. Onun için İslam susuna yer şeyde akan bir derenin şırıltısı güzeldir. Susuna bile güzeldir. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki فَرْجَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَرِبْ لَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ خَس۪يرٌ Tebareke suresinde. Tebareke. يَدِهِ الْمُلْكُ Bu anlayış içinden çıkıyor istedik. Din gününün sahibi o, mülkün sahibi o, melekotun sahibi o. Ne aklınıza ne geliyorsa. Gökyüzünü kim çattı? Bakmaz mı? Yarık yırtık var mı? Yarık yırtık değil. Yaptığın işi yarık yırtık yapma diyor yani. Böyle pör, ayet bunu demiyor mu? Açıkça demiyor ama. Allah'ın yaptığında diyor hiçbir çatlak görür müsün? Gözlerin önüne dökülür diyor. Ha, biraz önce dedim ki küçük karşısında biz büyürüz. Ulu karşısında biz küçülürüz. Çok büyük sebep. Azametli dağ. Onun için Rudolf Otto'yu Süleymaniye Camii yanlış hatırlamıyorsam şimdi isim hatırlamıyorum. 72 yaşında falan getiriyorlar. Camiye girince tek mekan yetpare yüksek şey kubbenin altında. İleriye kadar yürünce dizlerinin dermanı kesiliyor, çöküyor. Ama bir sınavdan bir şey. Yarım saat orada uyuşuk kalıyor. Ya o camide ihtişamı göreyim. Orada bir celal var. Az önce, tamam cemal de, celal cemal içerisinde dedi. Hakimin de güzel bir şiir var, şimdi okuyamam oraya ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar büyük şeylerde, azametli şeylerde, ihtişamlı şeylerde güzel. Sadece küçükler güzel değil. Büyükler de onlar güzel ama onun büyüğü daha güzel. Yani o da var, o da var, o da var. Ya bunlar ayırmak için söylemeyeyim, dikkat çekmek için. Şimdi burası estetik kısmı. Şimdi bundan sonrası başta söylediğim, okuduğum ihsan meselesi geliyor. İhsan nedir? Bu duyuş, bu anlayış, bu kavrayış, bu tecrübe bunun belli bir formda dile dökülmesi gerekiyor. Bir form kazanma, dil olması gerekiyor. Şimdi o noktaya geldiğimizde sanat eserini ortaya çıkıyor. O sanat eseri. İdeanın somutlaşmasıdır sanat eseri. İslam sanatına diyeyim, kullanayım bunu yani İslam sanatını. Ne demek istediğinizi biliyorsun. Bizim sanatımızda bize biraz uygun düşüyor. Taklit, Allah'ın yarattığını taklittir. Mükemmel yapacaksın. Onu örnek alacaksın. İhsanın içerisinde bereket var. Yardım var, ahlak var, yalnız olmadığın var, ne bileyim var, ihsan kelimesinin çok çeşitli anlamları var. Geniş olmak var, başkası. Muhsin olmak son derece yapmış. Demin muhsini söylemedim, aklıma gelmedi. Ayet diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsinleri sever, Allah müminleri sever diye ayet diyor. Zaten mümin olacaksın. Bir de onun üstüne bir daha koyacaksın ya. Muhsin demek yaptığını güzel yapan adam. Güzel olanı yapan demek. Yaptığı işte. Muhsin demek sadece hayır hasenatta bulunmak değil. Ya birisine para vermek değil arkadaş. Güzel öksüreceksin. Nasılsa. Güzel sakız çiğneyeceksin. Güzel kapı açacaksın. Güzel komşu olacaksın. Güzel iyi. Hüsnü ahlak dediği şey. Şimdi dolayısıyla buradan şuna geçebiliriz. Şöyle bir bakayım. İslam sanatı hakikat sevdalısıdır. Bizim sanatımız. Hakikatten hiç ödün vermemiştir. Hakikat usandırmaz diye bilmiştir. Asıl durur, usul değişir demiştir. Onun için Abbasiler döneminin sanatına bakın. Selçuklular Konya Alaaddin Camii'ne bakın.
İran'daki Safevi, hangisine bakarsanız bakın, Mısır'daki Şeyh Hasan Mescid Medresesi'ne bak, Kahire'deki, Özbekistan'daki, Buhara'daki, Taşkent'teki tuğladan yapılmış güzel medreselere bakın. Süleymaniye Camii'ne bakın. Bunlar birbirine benzemezler. Bu sanatları, sanat eserleri. Ha bunlar sanat eseri olsun diye yapılmadı. Asıl bunu söyleyecektim. Bunlar idealleri, din anlayışları, varlık kavrayışları, estetik tecrübeleri, bedi az, yani vicdani zevkleri tevhide kilitlendiği için, Allah'ın cemalinin cilveleri olduğu şeklinde olduğu için, kendi yaptıkları eserler de idrakimizi öteye sarkıtacak bir dil olmasını arzulamışlar. Ve hayatı güzelleştirme, kolaylaştırma çabası içinde olmuşlar. Bunlar onun için bugün sanat eseri tutmasın. Estetik falan bir kelime bilmiyorlar. Bunları yaparken de sanat artistiz, biz sanatçıyız. Yani artistik bir dil kullanıyoruz falan. Böyle bir şey de yok. Biz geriden okuduğumuzun altına imzasını da atmamış. Yok. Öyle, öyle Kur'an-ı Kerim musaflar var ki. Adam ha, onu yazanın şeyi yok. İmzası yok. Böylece sanat eseri ortaya çıkıyor. Şimdi cümlemi biraz daha açıklık kazandırayım. Süleymaniye Camii, Konya Alaaddin Camii'ne benzemez. Dilleri farklıdır. Ama kelamları aynıdır. Lisanları farklıdır, kelamları aynıdır. O da ayrıca bir tartışma konu. Tartışma değil. Açılması gerekir. Kelam lisan demek değil. Kelam söz, bir şey söyleyeceğim. Bunu farklı şekillerde söyleyebilir. Diyelim ki üzüm diyeceğim. Yani İngilizce konuşsam grape mi diyoruz yani. Türkçe konuşsam üzüm işte. Rumca desek istafili diyor Mevlana. Farsça konuşsam engur diyeceksin. Ya aynı şeyi söylüyoruz. Yani dış kalıbına baktığımız zaman Süleymaniye Camii yekpare, sütun yok içinde ve dört tane orada gizlenmiş falan. Konya Alaaddin Camii'ne baktığım hipositiyim, çok ayaklı, çok birbirine. Ama ikisine de girdiği zaman haşyet, huşu, rica duygusuyla girersin ve seni öte tarafa aktaracak bir dil olduğunu orada görürsün. Bunda da görürsün. Ama ikisi birbirine benzer. Şimdi onun için sanatçı tekrar etmeyeceğim. İbda bir tane olur. Biricik olur. Eğer kendini taklit ediyorsa gene kendini taklit ediyorsun demek. Yani yeni bir şey ortaya koymuyorsun. Bu bilinçler, yani söyleyeceğim çok ama şöyle bir bakıyorum, hepiniz zaman falan da şey var, sizin de biraz sorunlarla böyle muhabbet edelim. Arkadaşlar, inanın sabaha kadar konuşuyorum. Yani biraz da doluyum da. Çünkü ben hep bir Sefaköy'den geçiyorum. Hem İmar Sinan'ın, ben Kayserliyim bile, hem onun torunu olacaksın. Hem geçtiğim yerde, lan buradan yürüyorsun belediye elektrik üretecek, oradan yürüyorsun firma, günümden şey dikiyor. Oradan gidiyor. Dur levhasına mortalatına koymuş. Ya Allah aşkına sen hangi atanın evladı torunusun ya? Ya önce şehrini güzel yap, güzel planı. Bunu beceremeyecek adamlar mıyız ya? Böyle düşünüyor. Buraya gelirken de sizin böyle çıktığınız yerler falan. Biz bunlara layık, biz bunları hak etmedik ya. Biz bunlara müstahak değiliz. Hem adını İhsan, Muhsin, Mustafa da seçilmiş demektir. Muhammed de övülmüş demektir. Yani ne bileyim, doğru mu? Hasan'ın yaptığı bu. Hüseyin'in yaptığı eser. Muhsin'in yaptığı. İnnallaha yok bir Muhsin'in. Nerede Muhsin? Dertliyim ben, aşkı söyleyeyim. Ha sen ne yapıyorsun? Ya, yapamıyoruz. Ama ben Nuri Bakri'den şunu gördüm. 300 defa yazdı bir cümle. Bir gün oradan kaldır, buraya koy, buradan kaldır, buraya koy, buradan kaldır, buraya koy. Abi yeter kardeşim. Belli yetmez yani efendim. Bir daha düşüneceğim. Bunu bir artist okusa nasıl okur? Tiyatrocu okusa nasıl okur? Romancı okusa nasıl okur? Bir felsefeci okusa nasıl okur? Kaç açıdan falan. Ondan sonra bu az çok oldu dayanır der ya. Çünkü Nuri Pakdil şunu biliyor. Bayağı Arapça bilir öyle şey olduğuna bakma. Çünkü dedesi medrese kurmuş, annesi Arapça kurmuş evde falan. Arkadaşlar kelime, kelam yaralamak, kanatmak demek. Eğer bir konuştuğunda, yazdığında bir yerden toz kaldırmıyorsa bu ben dilim, yani Nuri Pakdil'in şeyini ben tercüme ediyorum. Söylediğin söz bir yerden toz kaldırmıyorsa
kuru sıkı sıkıyorsun. Bu, yani birine batması lazım şöyle diyeyim. O zaman aralaması lazım, yaralaması lazım. Oradan bana kanatması lazım, bir şey yapması lazım. Onun için konuş falan diye. Tabii bu dilleri ben daha sonra şey olunca öyle de bir şeyler yazdım. Bu John Austin falan, John Searle, Gilmore, Russell'lar falan, bu mantıkçı aktivistler, logical atomistler, şunlar bunlar gereken itibaren kafamızı epeyce karıştırdılar. Rus peşindiler, ne bileyim, yapısalcılar, post yapısalcılar. Şimdi çoğu davasından vazgeçti ama neyse, onlardan da elbette yararlanacağımız var. Hikmet müminin kaybolmuş danasıdır. Danalar bazen kayboluyor. Yani bu elimizden bir kaçtı. Bunu tekrar getirmemiz lazım. Kendimize güvenimiz geldiği zaman estetik deyince ben anlayacağım ki hemen aklıma Levni gelecek, Şeyh Galip gelecek, ne bileyim Şeyh Hamdullah gelecek. Değil mi yani Hattatlar? Karahisari gelecek. Gelmiyor şimdi. Estetik diyor, Van Gogh diyor. Ben vela havleyi, ben kime konuşayım? Fatiha diye geldim diyeyim bu kadarı. Sizden böyle Türkçe lisan ettiğimse affola. Yani bu kadar becerebildim. Sizden bulunmaktan. Cidden keyif aldım. Daha önce gelecektim. Gelemedim. Bizim Kayseri'de gecimizi erken sayın, azımızı çoğa sayın, kısamızı uzuna sayın derler. Sayacağınızdan eminim. Saygılar. Evet. Sorumuz varsa soru alabiliriz. Ben de sorabilirim. Ahmet Yavuz, öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Eyvallah Şenkli Ahmet. Ben de Persepolis'i gezdim, Tahtı Cemşit'i, Nakşi Rüstem'i. İsfahan'a da gittim, Nakşicihan'ı da gördüm. Ben şunu fark ettim ama, orayı gezen insanlar ona o estetik eserleri öyle bir şey gözle bakıyorlar ki, sanki onlar kendiliğinden var olmuş gibi. Yani o gökteki o gök kubbeyi görmüyorlar, sadece o taşlara bakıyorlar. Bu beni rahatsız etti aslında. Ve aklıma şöyle bir soru geldi. Acaba estetik insanların ayağındaki bir pranga mı? Çünkü biz bir camiye de girdiğimizde onun sadece taşlarına bakıyoruz veya o ihtişamına bakıyoruz. Fakat onun bakışımızda bir Allah olmuyor genellikle. Beni düşündürmeye başlıyor bu. Bunları yapan insanlar bunu bir tevhid inancıyla yapmışlar dediğiniz gibi. Ama acaba günümüzde o tevhid inancını gerçekten insanlar hissedebiliyor mu en derinlerinden? Ve ikinci sorum olacak. Onu da söyleyeyim. Evet. Nuri Pakdil, ben devrimciyim diyor kendisine. Onun devrimden kastettiği nasıldır? Yani siz ona çok yakın bir insan olarak bunu bir açıklayabilir misiniz acaba? Şimdi arkadaşlar, uzun anlatmak gerekti. Biz sadece ima ile geçtik. Bu Hilmi Yavuz'un işi gibi biliyorsunuz. Bir ara bir kapıştık şey için demiyorum da. Dil verdiğimiz yâre nigah-ı gazabından tasriha mecal olmadı, ima ile geçtik diyor. Çok naivi hadi. Gönlümüzü kaptırdığımız sevgiliydi. O da öyle bir baktı ki diyor, bakışını anlatmak istiyordum ama diyor, anlatmaya gücüm yetmedi, ima ile geçtik. Bizim medeniyetimiz, esrarımız, ortaya koyduğu şeyler böyle. Şimdi bu estetik, biraz önce dedim, özsel dedim arkadaşlar. Bilgi her şeyin başındadır. Akif bir şeyi iyi biliyor. Mabuduna yükselmek için ilme basan diyor. Süleymaniye Camii, Süleymaniye Kürsüsü'nde öyle bir dizesi var. Oradan arkasına doğru okursanız çok hoş. Süleymaniye Kürsüsü'nde şiirinin 5-6. sayfasında ben de şöyle mahbu temaşa kalayım diyor. Yani böyle şeyde yani cidden güzel anlatıyor. Ben daha önce bir Arapça olarak okumuştum. Fuzuli'nin şiirlerinden önce Matla'ul İtikad fi Marifetil Mebdi'i vel Ma'at kelam kitabı var. Mevlana'nın bu şiirleri 40-45 yaşından sonra yazıyor. Ondan önce medresede hoca hukuk okutur, mantık okutur, belagat okutur, dil okutur. Ama onlar herhalde Cemşimmen'in değildi falan şiirler şey olunca öyle de bir şey var değil. Gazali Dur'a benzer bir şey var. Yani şeyi tercihlesin falan. Bağdat güzel bir ünlüksesin falan. Şimdi biraz önce arz ettiğim yani varlık, bilgi, değer terakkisi son derece önemli. Hel yestebillezine yâlemûne vellezine ya la yâlemûn. Sık sık anarız biz. Hayır. Bilenlerle bilmeyen. Onu da bugün bilenlerle yani
Elbette bilen bilmiyor. Oxford Üniversitesi ile yani benim Sabahattin Zahim Üniversitesi yani şeyin demeyeyim de yani. Şimdi de bir daha gideceğim. Ne çekeyim de. Adam da bilmem. O gün de yani müşrikler daha iyi biliyor. Okuma yazma bilen onlar. Aristokrat aileler, çocuklar bunlar. Yani. Müslüman olanlar köle, göçmen daha çok. Doğru mu? O zaman Kur'an-ı Kerim bilenler de bilmeyenler bir olumlu diye ne demek istiyor? Biz bunu doğru tercüme etmiyoruz. Değil ki başka bir şey. Dolayısıyla tevhid, ben bir şey yapacaktım. Tevhid, bereket ve ittisal. Estetiğin önemli konularından birisidir. Birlik, çokluk ve ikisi arasındaki bağlantı. Bunu kurabilmemiz için gene başa dönüyor. Varlık, bilgi, değerin bir medeniyetin bunu nasıl anladığını, dünya görüşünü daha doğrusu. Şimdi bir nevi büyükle dünya görüşünün bu konudaki varsayımlarına kadar neti varsa bunu iyi kavraması gerekiyor. Dolayısıyla bugün bunları tartışırken herkes biraz kendi sesini dinliyor. Başkasını böyle otorite diyor. Yani toplumumuzun şirazesi biraz dağıldı. Bu son derece önemli. Buradan yani başka ne desem uzar yani şey. Dolayısıyla bu tür dediğinde hemen tartışma çıkıyor ki. Bir yere kilitlenemiyoruz, odaklanamıyoruz. Modern zamanların önemli şeylerinden birisi. Şey kalmadı yani. Onun için iyi bilenlerin, yani bir kez tarihimizi kaç açıdan yorumlayacak bir bilgi birikimimizin falan olması gerekiyor. Onun için medeniyetimizin dilini bugün kendi sesimize, kendi çizgimize, kendi kelimelerimize, kendi dilimize, kendi dilimiz üzerinden sesimizi çizgimizde seslendirmemiz, göstermemiz, görünür kılmamız. Bu zor bir şey. İlgili olacak bir şey. Ya, yani resim çiziyor, yani kartpostalları falan var, ağlayan bir çocuk. İsa, Musa, Melih, Hristiyan şeyler bunların çoğu falan. Onlar benzer çok şeyleri. Desenler, müşenler çalışıyor, ressamımız var. Bir Selçuklu bir şey koyduğu zaman oraya, arabesk, adı arabesk. Bunun adı yok mu ya? Arz edebiliyor muyum? Bunların hep atları falan ne var yani? Bunların bulunup çıkarılması gerekiyor. Yani kendi diyelim ki İslam felsefesi diyelim. İslam felsefesi tabiri 1912'den beri kullanılıyor. Onun önce İslam felsefesi tabiri felsefe. Hikmet bunu var. Aynen gene 2000 yıl dedim ya yani 20. yüzyıla geleceğe kadar. Bunun sözlüğü lügatçesi çıkacak. Mantığın çıkacak. Sanatların çıkacak. Mimarinin çıkacak. Ne bu? Nesi var? Biz bunların çoğunu bilmiyoruz. Yazarken de öyle kullanacaksın. Nasıl kullanılır? Veya şimdi diye tercüme edersin. Mimar Sinan şöyle diyordu ya. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi demin ki kağıt şey nereye koydum? Ben İslam sanatını çevirirken Titus Burkhan'ın ya bir sürü kelimeler ya bulamıyorum karşılıklarını. Ya o Fransızca, İngilizcesini kullanacağım. Ya Arapçasına gittiğim zaman kendimi bulamadım falan. Şu mukarnas deriz. Yani bir yerlerde mukarnas diyeceğim de çok basit olanları var. Birisi bir şeyde Kayseri'de bir caminin şadırvanına bir şey yapıyor. Usta selam dedik var bize. Ya ne yapıyorsun dediler. Böyle böyle dedi beni bulmuşlar. Baktım orada sütun başlıyor. Şuna ne diyorsun? 7-8 diyorum. Şöyle bir şey yapmış. Öyle var ya, bir yerde bir şey çizdi. Şimdi ben hocamdan duydum, ustamdan dedi, bilmiyorum dedi. Şimdi Arapça'da 7 bu, 8 bu. Oldu mu? Şimdi ben bir kelime öğrendim ondan, kolay gelsin demekle, selam vermekle. Ama hiçbir kitapta bulamadım ben. Bunun mutlaka literatürde de bir başka adı vardır. Bilmiyoruz. Oysa kelimeler yaşanmış tecrübelere tekabül ediyor. Dil çalıştım ben. Onlara güvenmemiz gerekiyor. Bir arayan var. Niye arıyor acaba? Kızım ben dersteyim ya. Biraz geç geleceğim. Tamam mı kızım? Annene selam söyle. Tek git. Yukarı caddeye çık oradan git yavrum. Oldu mu?
Tamam, hadi yapıyorum. Kızım bak şeyde. Mehmet'i değil. Şurası. Allah verdi, böyle evimizin bir... Arz edebilir mi? Çok basit bir şey aslında. Ama bilmiyorum. E bilmiyorum. Sorduğum insanlara da cevap veremiyorum. Bu kadar yeter değil mi? Nuri Pakdil'le neyin devrimcisi? İnsanlar müstamel dil kullanıyorlardı. Şunun devrimciliği. Çok konuşmak gerekir ama bir örnek vereyim. Zaman zaman bir yerlerde konuşuyorum. Bir iki yerde söyledim gibi geliyor. Şimdi babama rahmet bakıyor ya, 76'da bakıyordu, anneme 80'de. Yani 80'den muhtemelen 80, 20 oradan var, 10 daha 30, 37 yıl olmuş. Bunun evimizde telefonu yok. Yani ben 80'de yazıldım, 9 yıl bekledim. 81'de yazıldım, 89'un sonunda telefon alabildim yani. Bir şey, sabit, haklı telefon. Şimdi annemle babam akşam bizim eve gelmişler, ruhları. Bizi dinliyorlar. Yani öyle bir sana öyle yazarım ben. Buraya ya. Araza. Şimdi ben tüm hanıma yengenizi, oğlanı cepten aradın mı? Cebi cevap vermiyor. Zaten bulunduğum yerde cebimi çekmiyor diyordu. Zaten cep nereden çekiyor falan gibisinden konuşmalarımız gitsinler. Annem babam da dinliyor. Cep kelimesini bilirler, cevap kelimesini bilirler, çekiyor kelimesini bilirler. Ama bizim konuşmamız hiçbir şey anlamaz. Bak, çok önemli bir şey söyledim sana. Anlamazlar. Yani dil ve davranış tarzlarımız realiteyle karşılaştığında bir gerilim doğar, o gerilimden semantik problemler ortaya çıkar. Şimdi Nuri Pakdil'in yazdığı dönem bakayım, tabi bu 30-40 yıl önce yazdı, bugün yazılmış gibi de tazedir. Tabii yani sentaksı sağlam, dil dışına çıkmamız gerekiyor, bağlam dediğimiz. Orada anlamakta zorlanırız ama Nuri Pakdil diyordu ki, ya öyle bir müstamel, elden düşme, second hand bir dil kullanıyorlar ki. Ben anlamıyorum. Yeni nesil hiç anlamaz diyor. Eski kelimeyi, eski sentaksı, yeni bir devrim yapıyor. Önce dilde devrim yapmamız gerekiyor. Her şeyi yenilememiz gerekir. Yeni, ya bu düşüncenin, yani diyelim ki ben eskiden mesela ne diyoruz? Salahiyet diyorum. Yani. Böyle yazanlar vardı. Ya kimse anlamıyor. Ya bu ne yetki de ya, ne olur? Yetki dediğiniz zaman torun anlıyor, salahiyet dediğiniz zaman dede anlıyor, arada uçurum olur. Ama bu gençlerden de kullananlar var. Nuri Pakdil ve Sezai Korkunç'un bu an bağlamda dilimizin eski sentaksını yeniye getirme anlamında çok büyük devrim yaptılar. Bu kadar, her alanda böyle devrim dediğimiz zaman. İnsanların kafası bir takım kirlerle dolmuştur. Ah bir temiz sokak bulsam oradan başlasam derdim. Yaptığı şeyler de kolay. Yani ben bir şiirin şeyini aldım, Fethi Gemufet abi. Yani ekmeğin adı Nan-ı Aziz yedi. Ne demek Nan-ı Aziz? Nan ne demek? Ekmek. Ekmeğin adı Nan-ı Aziz idi. Suyumuzun adı Abi Leziz idi. Böyle başlar, böyle tatlı konuşuyor. Bunlar gitti diyor ya. Suyun adı şimdi Aşık-ı O oldu. Bu, yani her anlamda devrim dediğimiz yenilenmemiz gerekiyor anlamında. Yani Nuri Pakdil'in size korkunun yaptığı böyle bir şey oldu. Mesela şiirde onun için bunu becerdik. Cahit Zarifoğlu'nun ve Sezai Karakoç'un şiiri Yunus Emre'nin, Fuzuli'nin şiirine benzemez. Ama aynı manada. Bakışları, duruşları, istikametleri, yürüyüşleri, tempolar aynı. Ritimleri aynı, bizim kalbimize ayarlı. Doğru mu? Ama öyle şiirlerle karşılaşırsınız ki okursunuz. Müstabeldir. Onun için ilişkilerimiz dahil hepsinde. Yani devrim dediğim bu. Örneğin şey mi olur, bizim şey diyordu. Evet hocam, ben de Harun Öztürk,
Harun. Harun. Eyvallah. Adımda yaşa. Endüstri mühendisi ve mimarım. Şimdi hocam bir şey soracağım size. Estetikte yani... Sormadan önce bir şey diyeyim. Ben mimari eser falan örnek verdim. Mimarinin en az sanat olduğuna inanıyorum, onu söyleyeyim. Çok burada, geniş bir sanat dalı ama çok kullanılmayan bir dal haline dönüştü sanat dalı. Ha, yani şey döndü, ya orada biraz yani bu hani dedim ya sanat diye kullanılmazdı ama bizim geleneksel şey. Şimdi herhalde sanat tarafı daha... Restorasyonlar başladıktan sonra biraz daha sanat öyle kısmı ağırlığı kazandı. Yani. İnşallah kızımla tartışır, kızım mimar. Öyle mi? Ne güzel. Tartışıyoruz zaman. Hocam peki şey soracağım ben şimdi, gerçi bir kısmen cevapladınız ama ben tekrardan geri dönmüş olacağım. Hatta konunun başına dönmüş olacak. Estetik bütünlük mü? Eğer bütünlükse bu bütünü hangi parçalar teşkil ediyor? Ona şöyle cevap veririm yani. Estetik... From diye bekliyor. From our undifferentiated experience. İngilizce şart demek. Ayrımlaşmamış. Totality of our... From the totality of our undifferentiated experience. Bizim ayrımlaşmamış. Tefrik ve temizlik tecrübemizle. Çünkü bundan önce... Şimdi mantıkta, şimdi kul diye yazarız biz. Külliyi külli diyoruz ya. Külli yani tümeller. Tümeller netameli bir form, orta çağda falan çok da. Neyse oraya girmeye gerek yok. Şimdi bütünün bütün diyelim. Tüm değil mi? Tüm çoğul oluyor. All, whole falan gibi İngilizce gibi. Bütünün cüz'iyatına bölüm ama bunları yazmak durumundayım. Cüz'iyatına taksimi, cüz'iyatına bir de eczasına taksimi. Eczai, bunlar aynı kökten, cüz ve ecza. Aynı kökten geliyor, anlamları çok farklı ve çok şeydirir yani. Şimdi mesela su bir bütündür, eczasına böl, parçalarına bölünür. İki avuç hidrojen, bir avuç oksijen getirebilirsiniz. Ayrılırsınız, başka bir şey çıkar. Fakat çizgi parçalarına ayrılmaz. Eczasına, cüz'iyatına bölünür der. Yani çizgi olabilmesi için bir şey, bir nokta neyse koparmamanız gerekiyor. Ne olur? Eğri çizgi olur, doğru çizgi olur, kırık çizgi, her halükarda çizgi. Kopardığınız zaman onun parçası yok. Ahlaka göre ahlak tecezzi etmez derler. Ahlak bölünmez. Yani şimdi spor ahlakı, komşuluk ahlakı, bunun ahlakı dediğiniz zaman li eclil fehm derler. Ya anlamak için bunu. Zihinde bölebiliriz. Bilgi düzeyinde bölebiliriz. Gerçekten bölebiliriz. Bir adamın iyi komşuluk ahlakı iyi de, kötü de, ticaret ahlakı iyiyse o zaman şartlı bir ahlak sayılır. Yani malını geç ödersen veya ödemezsen bir daha mal alamam ve iflas ederim, kayıpsını yapıyor olabilir. Onun için ticarette ahlak olan, komşusuna da ahlak olacak, spor da ahlak olacak ve ahlaklı rüya görecek. Dostoyevski'nin Stefan Çikolov köyünde diyor ki lan şeyin ineğini gör, sen ineğini niye rüyada görüyorsun diyor ya. Sana ne komşunun ineğini? Yani ya ineğe sağacak ya bilmem ne yapacak, öyle bir fırıldak bir şey var. İneği rüyada görmemen lazım. Mert, şöyle sağlıklı bir adamsın. Yani çünkü sana ne diyor komşunun ineği? Oraya kafayı takmış. Ya ineği kıskanıyorsun, görüyorsun onu ya. Kıskanmayacaksın. Bölünmüyor. Şu izah edebildiğimi bilmiyorum. Bu tecrübe yeni, bak çok eskiden okumuşum. Şeyin Bergson'un Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri diye bir kitap var. Klasiklerden şey. Önce okuduğumda, yani öğrenciydim herhalde ilahiyatta falan o zaman. Anlamışım, bazı yerleri iyi çizmişim de bazı yerleri iyice vallahi üstüne basıp çıkmışım, hiç görmemişim. Şuurun doğrudan doğruya verileri tanımlanamaz, bölünemez, aktarılamaz. Tahlili mümkün olmayan bir bütünlük arz. Bilim James'in The Variety of Religious Experience var.
Son derece önemli kitap. Sizin kütüphanelerde, tabii ben şeyde buldum herhalde o zaman. Davut Kolejciyken falan da gelmiş. Dini tecrübenin çeşitleri falan. Yani. Çeşitli olur mu? Evet. Göremiyorsun. Parçalayamıyoruz. Bütünle garz ediyor. Medeniyet de bütündür. Kısmen algılarsan ya o bütün hakkını veremezsin. Onun için medeniyeti yazısıyla, davranışıyla, çizisiyle, sesiyle, soluyla yani gibi. Ya ben böyle düşünüyorum. Herhalde yani kendi gönlümle düşündüğüm için de ben bu medeniyetin bir ferdi olduğum için de biraz cüretim oradan geliyor. Yani hata etmediğim kanaatindeyim. Şimdi bir şey ya gelirken geçen saat yaptırmışlar. Saatlerin rakamları şundan koymuşlar. Onu da sizinle paylaşayım. İşte 1, 2, 3, 4. Yahu dedim bunu bastırmışlar. Sabahattin Zeymi Üniversitesi'ne. Ben de veriyorum bile. Ne kalın. Bak durum bağlayın. Yani al size saat vereyim diyor. Bana ne bak. Bu bizim saatimiz. Ya bizim saatimiz şu rakamlar ya. Peki. Bunu ilk defa bulabiliyor musunuz? Harizmi'dir. Nasıl buldu? Sevgi var mı? Neyse şuraya yazayım. Bir açısı var. İki açısı var. Üç açısı var. Bir şey şeyine göre yapıyor. Aha hocam o zaman kuyruğu yazı vardı. Köşeli yazı o kalın o taraflı. İmrenisi oturdu. Nereye geldik? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Açısı var. 6, 4, 5, 6. 6 açısı var. Yani arz edebiliyorum. Bunu bilirdi yani şey koyar. Şimdi biz bunu unuttuk. Bu batı rakamlar oldu. Benim rakamım ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 3. 3 daha. 6, 7, 8. Çünkü öbüründe sıfırı falan kullanamazsın. Müthiş matematikçi. Hani bu geometrici yani. 9. 9 da biraz zorlanmış. Herhalde şöyle yapıyor. Dur bakayım. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Sıfır sonsuz açı. Bu Hint rakamıdır. Burada nokta var. Noktanın açısı falan da yoğurdu bölümde zaten. Herkese bildin mi? Estetik bilgilere hiç. Aha bunu estetikle. Bir daha bir şey söyleyeyim. Mesela Latince yazı sadece Latin hurufatı yazı değil mi? Hurufatı ya harfler. Mesaj iletmeye de kullanılıyor. Elbette şimdi Times New Roman falan yazıyor. Yani küçük bir şey çıkarttılar ama kitaplara baktığımız zaman yani işte mezarların kapısında şeyleri görüyorsunuz yani. Burada da görüyorsunuz. Avrupa'ya gittiğiniz zaman A'dır. 3 tane kipi çabuk buldum. A yapıyorsunuz. Ama bizim bu Kur'an yazısı, Arap yazısı, ne deriz, takat yazısı, yani bu medeniyetin ürettiği bir şey. Çünkü kendisinden önce bile bir yazı. Yazı bir okunur, darmadağınık bir şey yani. Öz kendi malımız yani. Bu medeniyetin malı. Aynı zamanda estetiktir, bediidir, güzel. Yani 40 çeşit her yapar ya. Güzel. Ağlayan herler var, gülen herler var, nara atan herler var. O Müslüman olmanın gururunu taşıyan fe'ler var. Öyle yani yazar, yaz yazarken de şey dışarıdan kalbimize doğru B yapar, T yapar falan ne bileyim ben böyle bir şeyler. Dolayısıyla şimdi sen bu yazıyı çıkar hayatında yoksa bu Süleymaniye Camii'ne baktığın zaman bir kez üçte bir iki der. Telakki edemezsin. Resepsiyon edemezsin. Perception edersin. Ama kediler bize niye görüyor? Tilkiler bize niye hukuk alıyor falan? Köpeklerin gözü daha parlak falan. Gör. Ama yani o derleyip toparlayamaz. Önemli olan kesrette vahdeti görmektir. Estetik bu. Onun için estetik kitabına mesajın tevhid, mesajın estetik ifadesidir.
Ha bu başlıkları buluncaya kadar göbeğim çattı mı çattı ya. İnan yani sen uyku kaçıyorsun ama buna ne diyeyim yani. Çünkü ilk defa bir şey yazıyorsun. Adam gevezelik etmiş de diyebilir. Bilmem ne de diyebilir ya. Ama kaba yorduğunuz zaman bir şey oluyor. Ya, iyi ki karalamışım dedim yani ben o estetiği şey yapınca. Bugün de sözleşme yaptık gene inşallah. 8. 9. baskı yapacağız. İyi gidiyor diyorlar ya. İslam basıyor. Bu cevap değil. Yani böyle dilleştik. Bunu biliyor muydunuz Harizmi'yi? Bu matematik bizdeydi. Neyse şimdi matematiği hiç anlamaz olduk. Ya ben gene yürüyeceği kanaatindeyim yani böyle şeyler. Bilim tarihi konusunda yayayız. Yani esnafımızın, ecdadımın ne yaptığını bilemiyoruz. İndekslenmedi. Yani var bir yerlerde, torbada, arşivde, şurada, burada duruyor. Bu keşke bu Mimar Sinan, Mehmet Ağa, Yemin Ahmet Ağa, ne bileyim. Bunlar ikisi de Kayserili ha yani böyle. Balyan ailesi de Kayserili, işin garip tarafı. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Bir ocak çıkınca bir yerden Ermeni, Türk, Müslüman fark etmiyor değil mi? Geçiyorlar yani. Bir ocak olmaya başlarsa yani Allah yuhibbuhum ve yuhibbunehu diyor. Allah önce bizi seviyor. Seviyor bu milleti. Biz zaten onu seviyoruz. İleride güzel şeyler olacak. İnşallah. Tamam mı? Saygılarım var.